asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5, gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde. Sol, sol. Yaylalar, yaylalar. Yaylalar, yaylalar. Asker, asol. Yaylalar, yaylalar. Sarışın, esmer, fark etmez. Yaylalar, yaylalar. Eğitim koşu, yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Hep dur! Sabah sabah. Sağır mı var karşında? Sizi tanıdığım günden beri ben de bu sorunun cevabını merak ediyorum komutanım. Aa, Vedatçığım. Erkencisin bu sabah. Hayırdır ya? Ne yapayım be abicim? Yarın öbür gün alay da atılacak be. Hepimiz ayrı ayrı yerlere gideceğiz. Ulan bir gün olsun erken kalkayım da komutanım sevinsin istedim be. Ah Vedatçığım, nasıl sevindim bilemezsin. Oysa ki ben seni yatakta yakalayıp süründürmeyi daha çok seviyorum. Ah. Komutanım yeter ki siz isteyin, ben hemen yatıyorum. Vedat sakın deneme, yemin ederim parçalarım seni. Komutanım ya. Ya Allah rızası için şu alay dağılmadan bir günde şöyle alo demeden içeri bir sakin girseniz. Aa, sen yeter ki iste Hamza, ben seni yarın sabah alo değil de hello diye uyandırırım. He? Yani komutanım illa bağıracaksınız. Aman da aman, rahatsız olmuş hepsi. Sanki çok bağırıyorum da. Bağırıyor muyum lan yoksa? Alo! 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 Ah! Aha da Laz Laliş. Çekil Laz. Ne haber Laliş? Bekletmedin değil mi? Yok aşkım. Aldıysan sen izin kağıt gidelim. Ha, aldım Laz'ım, aldım. Kafamı karıştırma lan. Aldım Laz'ım, aldım. Gidelim hadi. Durun lan, nereye gidiyorsunuz? Ne oluyor be? Gidiyoruz işte. Evlilik günü alacağız. Seni mi bekleyeceğiz? Hayret bir şey ya. Ya uşağım, su hazırladım. Arkanızdan dökeceğim. İşiniz rast gitsin diye. Adam tamamen fuzuli ya. Oğlum evlilik günü alacağız. Nikah, nikah. Yürü. Sen kendi suyunu dök. He's going to tuvalet. Geldim ula, geldim. Uy! Ama döktü suyu. Uy ya! Manyak herif. Oğlum adamlar koskoca bakanlık görevlisi. Hem bir mimar, öbür mühendis. Ben anlamadım vallahi nasıl kandıracağınızı. Ya siz merak etmeyin kardeşim, özel bir şey yapmayacağız zaten. Biz kendimiz olsak yeter, adamlar yarım saate bıkar. Aa, dur anladım ben. Şimdi biraz jumbo göbeği, üstüne de birazcık terliksi tozu, hop oldu sana kimyasal bomba. Adam! Geldiler. Günaydın sahip. Biz hazırız efendim. Çıkalım safariye. Oğlum, dua edelim de becersinler şu işi ya. Zaten beceremezlerse beraber yaptıkları son oyun olacak. Ferit, Seyfi. Ben size sorarım. Ne oldu Levent? Yine neye gerildin? Hamza'nın askerlik süresiyle ilgili yazışmaları yaptım. Onun cevabını bekliyorum da ondan. Bir gün de cevap verecek değiller ya.
Acil diye gönderdim komutanım. Cevabını bugün ya da yarın gönderirler diye tahmin ediyorum. Kerim, ne bu hal? Komutanım, müsaadenizle ben istifamı vermek istiyorum. İstifanı mı vereceksin? Evet komutanım. Atom mühendisliği de yapmayacağım. Antarktika'ya yerleşeceğim. Fok yetiştireceğim. Kerim ne saçmalıyorsun? Kafana bir şey mi düştü? Bıktım usandım komutanım. Sanki onca yıl bekleyip benim görev yaptığım yere özellikle göndermişler manyak. Kimmiş o manyak? Cemal. Cemal Hekimoğlu. Laz Cemal. Taka Cemal. Nizamiye Çavuşu Cemal. Tanır mısınız kendisini? Ne yaptı yine? Hiç. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Öyle dursun, yine sinirimi bozmaya yetiyor. Bir sürü Karadenizli arkadaşım var. Hepsi tatlı, eğitimli, zeki insanlar. Ama bu... Tamamen kurtulacağım o manyaktan. Ne yapıyorsun Kerim? Saçmalama. Alt tarafı bizim Cemal işte. Onu da öyle kabul et. Aynı Cemal'den mi bahsediyoruz? Çünkü benim tanıdığım Cemal'e tahammül etmenin mümkünatı yok. Haklısın. Ben de ilk tanıştığım gün neredeyse ayağımın altına alıyordum. Yok anacığım yok ya. Günler geçmek bilmeyin. Canıma tak etti vallahi. Nasıl az kaldı be ana? Şafak 150-300. Daha bugünü bitiremedik. Yok ana yok. Müjdeye söyleyeyim başka birine gitsin. Ben de ölene kadar tohuma kaçacak kızcağız. Dur ana dur. Bir müşteri geldi. Haçan sen üsteyemem misin? Evet. Geç içeri geç. Bütün bölük Göktepe'ye seni bekliyor. Nasıl yani? Kimlik kontrolü yapmıyor musunuz? Albayın emri var. Kim gelirse gelsin içeri alın bir an önce bitsin diye bu iş. Allah Allah. Geldiğimize dair kayıt filan? Ya ne kaydı kuydu gir içeri. Ne demek oğlum? Gir içeri. Ya uzun etme bir arkadaşım. Arkadaşım mı? Üst teğmenim diyorum sana. Ne yapalım üst teğmen sen? İçerisi rütbeli kaynağı. Ha böyle burnunu nereye çevirirsen çevir rütbeliye çarpayı. He anacığım. Ya dur anacığım bir ağlama. Ya biraderim halden anla be. Ya. Anacığım ya bir dinle ya. Of. Ya sen orada ağlıyorsun benim burada canım sıkılıyor ya. Allah Allah. Ya sen karargah destek bölümünde misin? He toprağım olmaz olaydım. Adım ne demiştin sen? Laz Cemal derler. Güzel. O zaman seninle sonra görüşeceğiz Laz Cemal. Uy benim nefte dur. Ya anacığım bir ağlama ya. Ya yeter ya. Ah sen bir de benimkini bilsen. Nasıl? Rahatladın değil mi? Vallahi ha? Çok iyice geldi. Bana bak, beni yanına alacaksın değil mi? Bu gidişi de müjdeyi bırakıp seni alacağım namussuzum. Bu da biraz da boynum ayağım. Tamam. Sal kendini, sal rahat ol. Şimdi iyi dinle beni. Levent Üsteğmen'e gidip şöyle diyeceksin. Komutanım, böyleyle böyle oldu diyeceksin. Vedat'tan güzel nizamiyeci olur dersin, tamam mı? Ulan sen çavuş değilsin çünkü. Tamam. Ondan ufak bir ayrıntı. Ben istesem paşa bile olurum ama istemiyorum. Ulan bırak şu gevezeliği şu boynuma biraz masaj yap hadi. Oh. Aferin sağ ol şah. Oh. Allah'ım bu ne? Ne oluyor lan? Yok bir şey. Konuç olmuş. Oh. Oh. Şah ne kadar hafif yıllarım var. Sanki pamuk gibi. Vallahi mı? O zaman yerim ben o pamuk ellerimi, ha? Oh, sanki kareli gibi. Ne güzel geldi vallahi. Uzan istersen sırtını da çiğneyim çavuş. Sen ne çipsin ulan? Bil bakalım kimim? Kim ki ulan bu? İki dakika şuraya gözlerimi kapatayım dedim. Hemen kız mı aldın içeri? Al beni bula senin yanıma. Bir dakika benim suçum yok. Bir anda gökten iniverdi. Tövbe. Hanımefendi. Bu güzel ziyareti neye borçluyuz acaba? Neye borçluyuz acaba? Şişt, yorma kendini, sakin ol. Ben anlatacağım şimdi sana.
Yoksa cazibeve mi kapılıp geldiniz? He? Çünkü kadınlar genellikle ışıltımdan etkilenip bana uçarak gelirler. Uy. Eminim öyledir asker. Bak bakalım kayıt defterine biri gelecek diye yazıyor mu? Hah, burada bir not var. Yüzbaşı Deniz geleceğiymiş. Geldi mi peki? Celmadi, bir işin mi var Deniz Yüzbaşı ile? Yok ama sizinle çok işim var galiba. Nasıl bir işmiş bu? Hayır, ben birden çok heyecanlandım da. Pişti. Hekimoğlu ve Yemişçi, sizi ilk sıraya yazdım. Kaydımı yapın, kimliğimi getirin. Hadi bakalım. Bay bay. Hay hay. Efendim, nasıl bir sıraymış bu? Abicim, aşık oldum lan ben. Piyade Yüzbaşı Deniz Kaya. Hı? Yüzbaşı Kaya. Kaya Yüzbaşı. İyi ama bu kimlikte karın resim var ola. Eyvah! Bunlar da bir şey mi komutanım? Ben neler çekiyorum o geri beyin zekalı Cemal'in elinden bir bilseniz. Günaydın komutanım. Ne günaydın be? Hani uyandıracaktın? Uyandırasaldım komutanım ama çıldım baktım bebek gibi mişil mişil uyuyorsunuz. Kıyamadım. Manyak herif. Nöbetçi subayıyım ben. Ya ben uyurken albay girseydi içeri? He, girdi zaten. Sizi sordu, uyuy dedim. Allah! Sen beni öldürecek misin Cemal? Bana bak. Sen artık tezkereni al. He. Defol git. Bıktım senden, bıktım. Günaydın komutanım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın komutanım. Kaç tur merak ediyorum. Soracağım da yani bu araba çok yakayım mı? Cemal. Günaydın komutanım. Günaydın Aslı Emel. Günaydın komutanım. İsterseniz arabayı bırakın ben alayım içeri. Asker, sabah sabah canına mı susadın? Susamadım komutanım. Özür dilerim. Cemal, bela mısın sen? Ne alakası var komutanım? Vali hizmetine eriyorum, fena mıyım? O zaman aptalsın Cemal. Psikoloğa gideceğim. Hı-hı. Hastayım, bana ilaç yazın diyeceğim. Bıktım, hepinizden bıktım Cemal. Psikolog kesmez, lazoloğa gideceğim Cemal. Bıktım hepinizden, kurtulacağım hepinizden. Ah! Allah! Bu ne? Beğendin değil mi komutanım? Ben de çok beğendim. Ya gerçi mavi yeşil yapacaktım ama o da Rize Spor'un rengidir dedim. Cemal, yarım zekalı Cemal. Karadenizlilerin yüz karası Cemal. Sana kim dedi Nizamiye'yi boya diye? İlla birini söylemesi gerekmiyor ki. Duvarlar kirliydi. Cemal, seni atomlarına ayırdım. Herkes evrim geçirirken sen neredeydin? Kas çavuş. Uy, herkes evrimi geçirdi. Gece ben Nizami nöbetini yeni devraldım. Eğitime katılamadım. Allah cezanı versin Cemal. Gençliğimi harcadın, ömrümü yedin, ömrümü. Çabuk bu duvarı eskenle getir. İki saate kadar bitecek. Uy, ne giziyorsun? Beğenmediysen söyle, başka bir renge boyayalım. Ya Levent ne yapsın? Sen bir tek Cemal'le uğraşıyorsun. Bölükte Cemal gibi en az 10 tane daha var. Ah komutanım, ah. Bunlar size anlatabildiklerim. Daha ne altlar karıştırdı bir bilseniz. Ne siz sorun, sormayın. Ne de ben anlatmayayım. Kurdeleyi kim kesecek? Nurten abla sen keser misin? Ben mi? Benim kesmemi mi istiyorsun? He, aile büyüğü olarak buraya sen varsın. Senin kesmen en doğrusudur da. Uy. Ne oluyor burada? Kısa kabus iki geldi. Kimmiş bakayım o kısa kabus iki? Oh, kimmiş kısa kabus iki? Ne? Yok komutanım. Film. Sinemaya gelmişti. Ne oluyor burada? Neye bakıyorsunuz? Komutanım, bir şeye bakmıyoruz. Bakmıyoruz komutanım.
Komutanım, Laz Cemal bugün hangi fıkrada oynayacak ona bakıyordu. Çekilin bakayım, ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Komutanım, bak, bizim ayaklarımıza kramp girdi. Vallahi kımıldayamıyoruz. Çekilsene be manyak herif. Allah aşkına ya, vallahi Allah'ın adını be. Ben bunun hesabını sonra sorarım siz. İkiniz de benim kardeşimsiniz. Dilerim Allah'tan tamamını erdirsin. Bir yastıkta kocayım. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada dedim? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Cemal oğlumuzla Müjde kızımızı nişanladık. Yuh yani. Nizamiye'de yapmadığın bir bu kalmıştı Cemal. Bunu da yapayım da eksik kalmasın dedim komutanım. Nasıl gidiyor ölçümler? İyi mi? Anlar mısın? Anlamam mı be abi? Bizim pansiyonu yaptığımızda incin top oynuyordu etrafta vallahi. Çok sonradan geçti tapu kadastro. Kaç kata kadar izin vereceksiniz? Bizim görevimiz başka. İnşaat planlarının uygulanıp uygulanamayacağına bakıyoruz. Ha. Buraları inşaat olacak yani ha? Evet. Yazık vallahi. Niye? Yani devletin parasına yazık olacak be abi. Hadi binalar çökmeden durdu diyelim. Bu sefer de altındaki tarihi kalıntılara yazık olmayacak mı? Öyle değil mi Gökhan'ım? Ha vallahi. Üstte okul, altı kalıntı. İnşallah öğrenciler otururken çökmez binalar. Niye çökecekmiş binalar? Bilmiyorsunuz mu? Bizim alayın altı hep tarihi kalıntılarla, mezarlarla falan dolu. Allah seni inandırsın abi. Daha geçenlerde kocaman bir şey oldu, göçük oldu. İçinden altınlar, hazineler falan çıktı. Bize verilen raporlarda bundan hiç bahsedilmiyor. Çok ayıp etmişler. Ya buraların altı hep mezarlık be. Ha vallahi, yatır bile var. Sallamıyorsunuz değil mi? Bize ne be abi? İnanmıyorsan herkese sor. Kocaman göçük oldu diyorum ya. İçine de bir astı emelimiz düştü. Göçük bana önemli değil de siz şimdi bir sürü bina yapacaksınız. İçinden tarihi eser falan çıkacak altından. İnşaatlar yarım kalacak. Biz o yüzden şey diyeceğiz. Allah yardımcınız olsun be abi. Nereye ölçüyoruz şimdi? Oha! Ne yapıyorsunuz lan? Sempatikler. Aldın mı olan nikah tarihini? Oo, hayırlı olsun abim be. Ne zaman nikah? Vallahi şimdi Karadopçum. Yatacağız kalkacağız. Ya. Öyle uzun olacak be. Bu değil, bundan sonraki cumartesi. Ana! Ya cezalıkta çıkamasın Arzu abi. Kardeşim, hala akıllanamadın mı şobazlı herif? Tamam be tamam. Bir şey söylemeyeceğim bundan sonra size. Vay be. Harbi evleniyor yani ha. Liz de öyle diyor. Where are you from? Where are you go? Allah tamamını erdirsin kardeşim benim. Eyvallah kardeşim. Artık darısı da senle meleğin, sinyorla da fatonun başına inşallah. Yok be abi. Yok daha neler. Hamza abi, Liz yengeye yaptığın evlilik teklifini bir daha anlatsana. Çok romantik. Peki, madem bu kadar aşırı ısrar ediyorsunuz, bir daha bir anlatayım. İstanbul Londra uçağı. Alanımızdan gitmem gerek. Kalkıyor benim uçak. Tamam Liz'im. Madem sen bin kaçırma uçağı ama sonra geri gel, değil mi? Seni seviyorum Hamza. Ben de seni Liz'im. Ben de seni çok seviyorum. Liz. Liz'im. Sen. Benimle evlenir misin? Ha? Ha? Evet, Hamza. Evlenirim tabii. Ulan şu teklifi alayda yapsaydın ya, bir tek o eksik kalmıştı. Alayda kimse kimseye evlilik teklif etmedi. Ben sana edeyim Cemal'im. Ya Cemal, sen alayın içinde nişan yapmadın mı uşağım? Bir dakika babacanlar, bir dakika. Demek ki sizin bilmediğiniz bir şeyler var. Vallahi ben şahsen kendi adıma
bu alayın sınırları içerisinde bir evlenme teklifi hatırlıyorum. O sayılmaz o. Nasıl? Sayılır. Sayılmaz. O nasıl sayılır? Nasılmış? Niye sayılmasınmış be? Yok, kız kabul ettiğine göre ortada bir teklif de var demek. Niye kendi kendine gelin güveyi olsun ki? Bak, gelin olacak demek. Meşgul etmeyelim. Meşgul edeceğiniz kadar ettiniz zaten Ferit Bey. Buyurun sizi dinliyorum. Ne soracaktınız? Allah Allah. Bismillah. Nerede bu ya? Şişt, oğlum. Lan öbür cebine koymuştum. Babacığım bana bak ha. Ya neyi arıyorsun sen? Siz yine bir şeyler çeviriyorsunuz ama. Bir şey çevirmiyoruz ya. Bir bulayım. Anlayacaksın zaten görünce. Heh burada. Melek sana bir şey sormak istiyorum. Ferit! Ya ama şimdi ben çok heyecanlandım. Ay ben hiç beklemiyordum ki. Çok teşekkür ederim Ferit ya. Melek. Ay ne olursunuz Ferit. Heyecandan bayılacağım şimdi. Ne diyeceğini biliyorum hayatım. Canım benim ya. Ay bana biraz zaman verebilir misiniz? Ben çok heyecanlandım. Çok teşekkür ederim. Ay aslında hiç beklemiyordum ama. Benim hemen cevap vermem gerekiyor mu? Canım benim ya, çok teşekkür ederim. Ben biraz yalnız kalıp düşünebilir miyim? Aferin. Uy, ula bunu sayarsak Vedat Ünkü'nü de saymak lazım. Vedat kim istedi? Ula Vedat da Fatoy'u istedi ya Nedim abiden. Harbiden ha, unutmuştum oğlum ben onu. Efendim merhabalar. Efendim burası da bu bizim... Bu da ailesi Cevdet. Gizli üssümüz. Nedim abiyle tanıştırayım sizi. Ha. Nedim abi tanıştırayım. Merhaba. Merhaba. Babam Mesut Yemişçi. Annem merhaba, Gülümser Yemişçi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Dikkat. Selam dur. Sayın ebeveynlerim. Bu da albayımızın minicik, biricik, kuzucuk, içi dolu turşucuk Suzan Hanım. Ay pek de güzelmiş. Teşekkür ederim. Merhaba ben Fato. Merhaba. Merhaba kızım. Vah vah. Yazık kıza. Kulağına delen adam sarhoştu herhalde. Yerini tutturamamış, kaşını delmiş. Buyurun oturmaz mısınız? Buyurun. Doğuştan öyle. Ha, anneciğim babacığım buyurun. Nedim amcacığım Allah aşkına otur kendi yerin gibi lütfen. Seyficiğim bize 3 tane çay kap gel. Acele et kaçırma. Tamam 3 ay. Efendim neyse sahnede gelelim. Aileler tanıştı kaynaştı. Pek sevgili büyüğüm. Sayın Nedim abicim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Fato'yu sizden istiyoruz. Ne? Ne? Budur. Ayaküstü oldu biraz ama artık idare edeceksiniz. Şey ama yani ne bileyim böyle damdan düşer gibi Fatoş'a da bir sormak lazım. Ben çok... Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Ağzımı yapacağım şimdi. Şunların suratlara bak. Nasıl şaşırdılar vallahi. Böyle bakıyorlar. Ne oluyor ya? Bak şunlara bak. Sinyoruna bak neredeyse düşüp bayılınca. Ne alakası var ya? Hadi abiciğim hadi. Ne bu böyle Vedat? Ay ne mi? Ufacık bir şaka yapalım dedik. Biz böyleyiz efendim. Yemişçi ailesi olarak gittiğimiz yere neşe götürürüz. Belli oluyor. Ay çok bozuldu kızcağız. Gelmişken gerçekten isteyelim mi? Ailece manyakmış ula bunlar. Güzel, ne oldu? Vallahi bilemiyorum. Önce tedbir, sonra tevekkül demişler. Biz Gökhan kardeşimize tedbirimizi aldık, sonrasını Allah'ımıza havale ettik. Oğlum lafı geveleyip durma be. Anlat işte adam gibi. Yani yaptık işte bir şeyler ya. Anlatma. Büyüsü kaçar. Ay be şimdi sizin o büyüdücü var. Şşş! Küfür etme la. Gamlı baykuş. Bir dakika. Siz niye kıkır gülüyordunuz? La annenlerle birlikte gelip bir de Fato'yu istediniz ya. Ona gülüyoruz. Neye güleceksin? Tamam ben oraya kadar her şeyi güzel anladım da sen niye gülüyorsun?
Abicim senin ağlaman lazım. Hadi oradan. Ağzı burnun birbirine girmişti la sinyor. Yalnız komikmiş harbiden ha. İyi numara. O ne ki biraderim. Siz asıl benim baş şaheserimi bilmiyorsunuz. Allah analı babalı büyütsün. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Size karşı da çok mahcubum. Alayın orta yerinde doğru verdim. Adı ne bu güzel bebeğin? Sahi adını ne koydunuz? Annenle önceden karar almıştık. Kardeşinin adını senin koymanı istiyoruz. Aman canım ne olacak? Yeterliksin ya şaşkın. Ben aslında ona ne isim koymak istediğimi gayet iyi biliyorum. Komutanım müsaade ederseniz kardeşime sizin adınızı koymak istiyorum. Benim adım mı? Beni çok şaşırttın Vedat. Evet. Evet Levent olsun adı. O da büyüyünce umarım sizin gibi mert, yürekli, anlayışlı bir insan olur. Teşekkür ederim Vedat. Aynı zamanda o da sizin gibi subay olur ve kardeşi olan askerlerine 5-6 gün kafa izni verir. Anlıyorum Vedat. Gülümser Hanım, ambulans geldi gidiyorsunuz. 3 gün. Daha fazla uzatma istersen Vedat ha. Emredersiniz komutanım. Ulan vallahi bu iyice yanar döner olmuş ha. Bu bir tuzağı mı kurdun lan Levent Usta hemen ha? Ya güzel abicim ben baştan çok güzel girdim de ben sonunu toparlayamadım. Hı. Tabii melek hemşire odaya girince dikkat dağıldı tabii haliyle. Yoksa ben o 5 günü çok rahat alırdım. Sen alırdın. Abi demek senin kardeşine Levent Üstemiz adını koydu da. Vay yalaka vay. Oğlum Vedat yemişçi. Yağcılıkta son nokta. Ulan neresi yağcılık? Haçan ben ismimi aileden birine verilmesini istemem. Manyak onların hepsi. Yok yok bozmayın valla. Estağfurullah. Oturun buyurun. Herkes içtimaya geçti. Ben bas bas bağırıyorum, adam arıyorum. Bizimkiler yaymışlar. Çimen, çayır. Komutanım biz de tam sizi arıyorduk. Böyle iyi komutan üstüne gelirmiş işte. Nerede aranıyorsunuz? Otların arasında mı? Böcek miyim ben? Hadi bakayım herkes içtimaya hadi çabuk. Ne içtiması şimdi komutanım? Naci, Şakir, Hamza, Seyfi. Bir de sen şu burnu büyük olan ismi lazım değil. C ile başlıyor, malla bitiyor. Sen. Cemal mi komutanım? Bana onun adını söyleme. Söyleme! Siz bu akşam nereye gideceksiniz? Vallahi komutanım bir programımız yok. Eğer sizin bir öneriniz varsa değerlendiririz. İntikale çıkacaksınız, intikale. Manyak herifler. Hadi çabuk, hadi. 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 Hasta ettiniz beni be. Hasta ettiniz. Sizin yüzünüzden kaşlarım döküldü genç yaşımda. Bak. Bir tane şurada var uzun. Oh. Ya komutanım. Nereden çıktı şimdi böyle intikal falan? Bölüğü tasfiye ediler ya. Zararına eğitim yaptırıyorlar. Zekaya bak zekaya. Cemal hatırlat bana. Ayrıca süründüreceğim seni bu gece haberin olsun. Komutanım uymayın siz onlara. Ama bak sonunda siz zararlı çıkıyorsunuz. Bak kaçsız kaldınız. Eyvallah komutanım yani kaçsızlık değil sadece sonunda siz de keçileri kaçıracağınız diye korkuyordum. Kaçırdım zaten. Delirttiniz beni be delirttiniz. Hadi bakayım yürü hadi. Tek kaşımı kendim aldım. Bu şafak testlerimi kim aldıysa hemen geri versin. Yoksa çok kötü küfredeceğim ha. Şşş ne küfür be dostum. Oğlum bizim bölükte senin defterine kim ne yapsın? Bak iyice ceplerine. Ya baktım Arıza abi baktım yok işte yok. Ağlama lan. Millet senin çamak defterini alıp ne yapsın babacan? He? Ne diyorsun lan sen? Babacan mı? Babacan tabii. Zoruna mı gitti? Hayretmiş. Bana. Hayretmiş. Babacan hayretmişi. Babacan hayretmişi. Oğlum sen beni mi taklit ediyorsun, psikolojikman mı delirdin? Taklit ediyorum valla. Bu bölükte örnek alınacak başka arıza mı var? Arıza olunca o başı sınavda sokacaklar ya. Aklı sıra yani. Lan komutan gidelim komutan. Hadi geç sıraya oyalanmayın hadi. Manyak herifler sizi. Ya komutanım ben yapamayacağım galiba. Hayır bu ayakkabılarla değil yürümek. Ya bildiğiniz ben ayakta bile zor duruyorum. Konuşma orada bıdı. Konuşma,
Çıkarmam bak çarşıya. Çıkarmazsınız komutanım! Ne bağırıyorsun be kulağımın dibine? Korkma komutanım! Benim! Arıza Gökhan! Ne diyor bu be? Siz bakmayın ona komutanım, deli işte, deli! Delidir babacan! Arıza! Harit! Özendiğin şeye bak ya! Oğlum arıza benim işte! Allah Allah! Ya komutanım, sizden istirham ediyorum, taklitlerimden sakının! Seyfi. Emredin komutanım. Al dağıt şunları, defolup gitsinler. Daha fazla uğraşamayacağım sizlerle. Emredersiniz komutanım. Manyak herifler. Manyaklar. Oğlum gördün mü? Korkuttun adamcağızı be! Hayır etmiş! Bak ya! Şşt lan! Bak ya! Şşt lan! Hayır etmiş! Eşekçim bu! Eşekçim! Psikoloğa gittim. O bile çare bulamadı. Manyak herifler. Komutanım, dost acı söyler. Bize manyak diye siz de manyadınız iyice. İmza bir dost. Yine olsa yine derim. Manyaksınız çünkü. Hepiniz manyaksınız. Burası da manyaklar bölüğü. Manyak herifler. Manyak herifler. Manyak herifler. Manyak herif. Manyak herifler. Manyak herif. Biz yine de her türlü olasılığa karşı tedbirimizi alalım. Eğer alayı dağıtmaya kalkarlarsa en son ayrılacak karargah destek bölüğü olacak. Gerekli çalışmaları derhal başlatacağım komutanım. İyi edersin. Bu durumda acemi asker de yollamayacaklar değil mi komutanım? Yollamazlar. Gel. Buyurun. Bitirdiniz mi ölçümleri? Bitirdik komutanım. Eşyalar arabaya yüklendi. Size bir hoşça kalın diyelim dedik. Ne zaman haber alırız? Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Arazi uygulanacak proje için oldukça elverişli. Büyük bir olasılıkla uygulanacak diyorsunuz yani. Sadece bir pürüz var. Askerler bize bu bölgede çok sayıda tarihi kalıntı olduğundan bahsetti. Sık sık göçük oluyormuş. Sık sık mı? Geçen ay oldu dediler mesela. Bir takım arkeolojik kalıntılar çıkmış, öyle mi? Evet öyle ama sık sık olduğunu söyleyemem. Yine de bu durumu araştıracağız. Pardon, acaba size sık sık göçük oluyor diyen askerler kimlerdi, hatırlıyor musunuz? Oha! Önüne baksana be! Vallahi isteseniz böyle senkronize çarpışamazdınız ha. Türkiye, a point! Tüh! Manyak herifler! Ama komutanım, vallahi size de aşk olsun ha. Ne var be, ne? Baş manyak! Vallahi öyle manyak herif diye hep bizi manyak edeceksiniz. He vallahi komutanım, hiç mi iyi bir şey yapmadık ya? Bir düşüneyim, hayır. Aklınız, fikriniz serserilikte. Ama aşk olsun be komutanım. Her şeyi unutuyoruz bakayım. Hiç unutulmuyorum be. Bütün manyaklıklarınız aklımda. İftar yemeğini unutuyorsunuz ama komutanım. Sizi Kerime Hanım'ın yanında onore ettiğimizi. Babanızı da unuttunuz galiba komutanım. Hele ki ta Çatalcılara gidip okul yaptığımızı unuttuysanız yazık olmuş bütün emeklerimize. Kaç gündür uğrayamadım bir türlü. Evet. Ben de onu diyecektim. Hafta sonu da görüşemedik. Ya Çatalca tarafında bir arkadaşımı ziyarete gitmişti. Arkadaş? Yakın arkadaş mı? Yani erkek mi? Bayan mı? Gerçi beni ilgilendirmez de. Ay Aysel, üniversiteden arkadaşım. Ben de onun için geldim zaten. Ne oldu ki? Ya, senden bir şey rica edeceğim Kerim. Ne demek? Sen iste yeter Kerimeciğim. Hanımcığım. Gel, ayakta kalmayalım. Arkadaşımın öğretmenlik yaptığı okul çok kötü durumda. Uzun zamandır onarım görmemiş. Duvarda falan hep çatlaklar var. Yapma ya. Yazık çocuklara. E nasıl öğrenimi yapıyorlar ki öyle bir yerde? Ne yapsınlar? Gidecekleri başka yer yok ki. Müdür, öğretmenler hep bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bir yere kadar tabii. Görsen hepsini. Nasıl istekliler, nasıl zehir gibiler. Ah canlarım benim. Ah yavrucaklar, kuzucuklarım benim. Onları kurtarabiliriz. Evet.
Kurtarabiliriz. Ben tahminatı yaparım. Çatlakları sıvarım. Nasıl sıvarım bilmiyorum ama öğrenirim. Sen yapmayacaksın. Sen albayla konuşacaksın. Niye ki? Ben yaparım. Öğrenirim. Birkaç kitap alırım. İnşaatla ilgili araştırma falan yaparım. Dur dinle ki. Daha önce öğretmenlik yaptığın bir okulu gönüllü askerler tamir etmişti. Hani belki şimdi de olur diyorum sen albayla gidip bir konuşsan. Konuşmaz mıyım? Derhal. Albayıma bunun vatana en büyük hizmet olduğunu, o okulu tamir etmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Hem de öğretmenler haftası gibi önemli bir haftada o çocuklara yardım etmemiz lazım diyeceğim. Unutmadın demek. Unutur muyum? Hiç. Hadi o zaman sen git, konuş onunla. Ben de seni ziyaretçi parkında bekleyeceğim. Bekle beni Kerimeciğim. Hemen gidip konuşacağım. Ben nasıl konuşacağım onu bilemiyorum. Askerimin başyavuşu. Emredin komutanım. Araçtan malzemeleri indirip okula taşımaya başlasınlar. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım beyler indirin malzemeyi. Hadi bakalım evet, beyler. Abi. Boşaltın aracı hadi. Çabuk 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 çabuk. Hadi alın bakalım. Çok güzel. Bundan iyisi olamaz. Sizlerle gurur duyuyorum arkadaşlar. Sağ ol. Siz de sağ olun. Teşekkürler asker amca. Sağ ol asker amca. Ben de sizinle gurur duyuyorum albay amca. Ben de yıldızı peçe veririm amca. Öğretmenim tebrik ederim. Çok güzel bir işe önce oldunuz. Her şey çocuklarımız için. Komutanım, müsaadenizle çocuklara bir hediyemiz var. Tabii oğlum. Baş öğretmenimizin resmi. Gel bakalım güzel kız, beraber asalım resmi. Nereye asacağız? Oraya. Demek ki yemedi bu dengesizler. Oysaki dayanağımız da vardı ya. Ya desteksiz attığım ne yalanları yutturdum ben bugüne kadar. Lan bu sefer niye olmadı anlamadım ha. Kısmetlenmiş canım kardeşim. Son katakullümü seninle çevirdiğim için gerçekten gurur, onur ve şeref duyuyorum. Ya. Yo, o şeref, gurur ve onur bana ait Jumbo'cum. Seni her zaman fedakar bir üçkağıtçı olarak hatırlayacağım. Sağ ol. Sen de sağ ol. Ben de ikinizi baş belası olarak hatırlayacağım çocuklar. Emin olabilirsiniz. Kusura bakmayın komutanım, dönüp selam veremedik. Cezalıyız da komutanım. Şöyle önümüze doğru gelirseniz bu arada size de selam vermiş oluruz. Ya siz ne yılışık adamlarsınız be. Ulan ceza almışsınız, hala abuk subuk konuşuyorsunuz ha. Alay da alıyor komutanım. Arkadaşlarımızdan ve komutanlarımızdan ayrılıyoruz. Bundan büyük ceza mı olur? Yaptıklarınızı duydum. Doğrusu çok da kızamadım size. Hiçbirimiz bu şartlarda buradan gitmek istemeyiz. Alay komutanımız bile. O zaman el ele verelim komutanım. Bir sevgi çemberi oluşturalım. 6000 asker el ele tutuşur. Alayımızı bize bırakın diye ağlaşırız. Bir alay bırakın. Biz askerlere kirlenmiş olmasın izmaritlerle el ele el ele verin askerler. Tamam tamam sus sus Allah'ın zibidisi yılışık herif. Lan Gökhan hadi bu yılışık herifin teki sana ne oldu peki sen bu hale geldin ha? Dengetsin. Komando yapmadılar ondan böyle oldum. Allah benim cizi. Daha hani sen benim gönlümün komandosuydun? He? Ne oldu? Gökhan? Emredin komutanım. Yine komando mevzu mu oğlum?
Oğlum niye üzüyorsun böyle kendini? Biz komando olduk da ne olduk? Sonuçta piyadeyiz işte. Ben de mi oturup ağlayayım? Babam komutanım. Tamam oğlum. Aç telefonu babana. Komando oldum de. İnanmazsa benim telefonumu ver. Ama komutanım yalan olmaz mı? Niye yalan olsun? Herkes komando olmayayım diye dua eder. Sen olmak için uğraşıyorsun. Böyle yürek kimde var? Sen benim dediğimi de babana. İyi ama ya komando olmadığımı öğrenirse o zaman size de... Öğrenirse öğrensin. Ben de derim ki kusura bakmayın beyefendi. Sizin oğlunuz delikanlı çocuğun tekidir. O benim gönlümün komandosudur derim. Ha? Hadi bakayım yıka elini yüzünü. Komutanım. Yine ne var? Teşekkür ederim komutanım. Asker! Sağ olun komutanım. Arkadaşlar, bulunduğunuz bölgede 20 metre çaplı bir daire içerisinde kamuflaj yapmanızı istiyorum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Hadi Kerim, diğer iki takımı da kontrol edeceğiz. Emredersiniz komutanım. Ha bana bakın. Her an gelip kontrol edebilirim, haberiniz olsun. Emredersiniz komutanım. Beyler, biliyoruz değil mi? Yarın buraya çıktıklarında Gökhan Ay vardı. Best olacak, best. Vallahi tam ona göre komando eğitimi. Aman mı? Bizim Ayıcan'dan da ne komando olur ya. Ulan börtü böcekten bile korkuyor. Şş, böcek var mı lan burada? Oğlum dur ya. Ayrıca sen öyle deme. Jumbo'dan nereden baksan iki tane komando çıkar ya. Vallahi. Abi siz hatırlamıyorsunuz tabii. Yunanlıları görünce Jumbo bir çıldırdı. Herifleri nasıl kovaladı artık gerisini siz düşünün. Uy, ne Yunanlısı ula? Nerede buldu Yunanlıyı da kovaladı? Kaçın! Kaçın! Kaçın ulan kaçın! Kaçmayın lan! Kaçın! Kaçmayın lan! Kaçın! Vuruldum! Şakir! Vuruldum! Şakir! Kardeşim! İyileşeceksin! Kurtar kardeşim! Ya istiklal! Ya ölüm! Neden? Kanını yerde koymayacağım seni! Hani onu bize kurtar? Hani biz kazanacaktık? Geldik koçuk geldik! Neden? Tamam sen neden? Vedat! Vedat! İzmir'in dağlarında çiçekler açar! İzmir'in dağlarında çiçekler açar! İzmir'in dağlarında çiçekler açar! Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa! Kaçın! Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Vatan seninle gurur duyuyor! Allah Allah! Bu ne ya? Bu ne ya? Kes, kes, kes! Kes! Ya bu ne ya? Kendini çekmeyeceksin Mustafa? Nasıl bir daha çekmeyeceksin? Nasıl? Televizyon üstü mü çekiyoruz burada? Abicim, kesersin orada. Hemen of bir yakın be. Plan alırsın. Bir cam kat, bağlı gitsin. Bir cam kata? Çok biliyorsan sen çek. Allah. Tek plan, tek plan. Tek plan takip edeceğiz sahneyi. Bir de şu çıkartın şu herifi ya. Çıkartın şu herifi şimdi bize saldıracak. Herkes yerine, herkesin yerine. Aman! Onu mu diyorsun be? Filmde herkes saldırır. Öyle deme Arıza abi. Adamın bir koşuşu vardı ki Mustafa Altoklar bile korktu. Çıkarın şunu. Şimdi bize saldıracak dedi. Ya tabii tabii. Tatbikata giderken gördük senin de cesaretini. Sen korkmadın sanki uşağım. Hepimiz savaş sandık. Abi ben hiç de bile hep korkmamıştım valla. Korkmamışmış. Lan yukarıda Allah var be Allah. Sempatik. Arıza abi. Savaşa mı gidiyoruz da abi? Yok be babacan. Nereden çıkarıyorsun savaş mamaş? Allah korusun. Ya Cadım abim. Sen de dedi ya bile tatbikat olmaz diye. Hay dilime eşek arası sokaydın. Oğlum siz benim her dediğime ne bakıyorsunuz ya? Arızayım ben işte. Kafadan çatlak. Kula gerçek mermi dağıtmadılar zaten. Yüklediğimiz onca malzeme neydi abi peki? Ağır silahları bile aldık abi. Abi alacağız tabii. Tatbikata gidiyoruz ya. Su tabancasıyla mı gideceğiz? Doğru. Ama yine de yüreğim pırpır ediyor vallahi. Ya yaradana karışılmaz ama daha çok genciz be abi. Terliksiye postal giydirmişler. Kötü bir şey olmasın lan Vedat. Evet arkadaşlar. Size fark ettirmemeye çalıştım ama durum bu. Abi tamam.
Buradan da postal giydirdiler size. Kesin savaşa gidiyoruz be ya. Beyler yeter. Gidiyorsak gidiyoruz. Türk askeriyiz biz. Bizim görevimiz bu. Ne bu böyle ya? Helal be Ferit. Vallahi nadiren de olsa bazen doğru laflar ediyorsun ha. Hadi babacanlar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Adın yazılacak mücevher taşa. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Ben hiç sevmiyorum araziye çıkmayı be. Ne zaman araziye çıksam adam babamı özlüyor. Ne oldu Burder? Dertlendin bakıyorum. Ne bileyim abi ya. Bir de gecenin ortasında bir başına kalınca insan daha bir başka türlü özlüyor. Evi de, ailesi de. Hala. Şimdi anam hala oturuyordur. Ben askere geldim geleli benle beraber nöbet tutuyormuş her gece. Ya durun be abi ya. Zaten özledim anamı. Öyle diyordu ama küstü de hala. Hiç sorma abi. Eşeğim abi ben, eşek. Size söz ulan, alaya döner dönmez evi arayacağım. Adam beni burada bu halde görse eve koşturup kazak, palto ne varsa getirir. Hiç dayanamaz benim işime be. Sizin de işiniz zor vallahi. Kaç aydır uzaktasınız evinizden? Yok be abi. O değil de ne bileyim işte. İnsan bir gün bile görmese özlüyor anasını, bacısını. Canım anneciğim. Ben de çok özlüyorum vallahi. Seni de sürekli dalga geçiyoruz ama kusura bakma Koran kardeş. Burada başka türlü zaman geçmiyor. Ya yok ben zaten biliyorum bunları kötülük olsun diye yapmıyorsunuz. Ama ben annemi çok özlüyorum ya. Ah anacığım ah. Şimdi burada olacaktın da seni böyle sarılıp öpebilseydim. Benim anamın elleri mis gibi kokardı. Benimkinin de saçları. Babam. Babam ayaktadır şimdi. Bu saatte kalkar mutlaka bir cigara yakar. Ağzı da gelir. Benim yanıma konuşmak ister benimle. Dürter beni. Ama ben kıçımı döner yatarım. Ha, şimdi burada olsa babam desem, nasılsın desem, ellerini öpsem. Sessiz olun be. Sesiniz ön tarafa kadar geliyor. Konuşacaksanız da aranızda sessiz konuşun. Biz de özlüyoruz herhalde anamızı babamızı. Vallahi ben onu bunu bilmem. Benim için en güzel anı hani o Levent Üsteğmen'in komandoları faka bastırdığı an vardı ya. Vallahi benim için o bir numara. He vallahi film gibiydi. Ya kardeşim. Sen ne zaman yaptınız o planı da? Hangi ara suya daldınız? Öyle nefesini tuttunuz da öyle bir foşurdadınız çıktınız. Vallahi hayret bir şey. Billahi hayret bir şey ya. He vallahi. Komutan sen misin? Hayır. Levent Üsteğmen. Nerede peki bu Levent Üsteğmen? Çok kolay oldu. Herhalde bu rezaleti görmemek için saklandı. Sobelendiniz beyler. Atılıyordu lan. Nasıl da korkudan çekelemişti o komandoların baştaki komutan.
Hatırlamaz mıyım ulan? Hatta Fırtına Levent'sinizsiz demişti. Var ya, böyle komutan bulduk ama değerini bilmedik. Mumla arayacağız vallahi, mumla. Oğlum ben size bir şey diyeyim mi? Şu hani Kuzey Irak'ta operasyon olduğunda Levent Üsteğmen ortadan kaybolmuştu ya. Evet. Adım gibi eminim. Kuzey Irak'a operasyona gönderdiler Levent Üsteğmen'i ya. Komutanım. Bu kadar erken çağırmamızı beklemiyordun değil mi? Sağlık durumunu sorduğunuzda bir an şüphelendim ama bu kadar aklıma gelmemişti komutanım. Evine hoş geldin Levent. Sağ olun komutanım. Helikopter seni ekiple buluşacağın noktaya götürecek. Kaç kişi olacağız komutanım? Seninle beraber 7. Hüseyin? Hüseyin'i kaybettik. Son görevinde şehit oldu. Vatan sağ olsun komutanım. Vatan sağ olsun. Bol şans. Sağ olun komutanım. Toprağı mı attılar üzerimize? Ne yapalım, burderim zil takıp oynayalım mı? Oynamayın tabii ama canlanın biraz ya. Hizmet takımının koşu hiç bu kadar sessiz olmamıştı abi. Ya Ferit'ciğim sen de biliyorsun ki bizimkilerin çoğu intikalde. Böyle bölük bölçük olunca muhabbetin tadı çıkmıyor. Alıştırın oğlum kendinizi. Hepimiz böyle parça parça gideceğiz işte. Geride kalanlar da sıkıntıdan patlayacak. Ya yürü git oradan dengesiz. İçimizi kararttın iyice ya. Lan şu düştüğümüz hallere bak. Lan ne eğlenceler yapılırdı bu koğuşta hatırlıyor musun? Az mı zura patlattık be, az mı pasta börek yedik, oh! Vay be! Ulan Galatasaray Fener maçları olduğu zaman bu ranzalar tribün olurdu be! Yazık, ben yetişemedim o günlere. Üzülme be Kadri, yine yaparız. Hadi Mehmet göster kendini. Bak eşeklik etmeyin ha, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Şşş, kaç bindirme şa! Vallahi siz bilirsiniz, jumbo'yu alırım takıma ona göre. Yakın lan aşağı. Ulan ne şans be, iyi de biz aşağı düştük ha. Oğlum eşek olmak da zormuş ya hani. Elbet onlara da birazdan sıra gelecek. Sabır! Ulan jumboyu mu oynatıyorsunuz lan, beli mi kırdınız? Aa, benim için ne derler bilirsin Vedat'cığım. Karınca ile aşk yaşarım ama belini incitmem. İyice sapık oldunuz siz ha. Biri açıksa açık dergileri biriktirir, biri de karıncalarla. Tövbe tövbe. Hadi geliyorum beyler. Hadi uşağım. Oğlum sıkı durun. Bunun poposunda şişecam fabrikası var. Ya yapmayın ya. Kıçımı karıştırmayın abi bu işe. Hadi Ferit gel, su çok güzel gel. Geliyorum. Hadi uşağım. Bak güldürmeyin mızıkırım ha. Uşaklar toplanın celiyorum. Gel uçan lazım benim, gelme ya. Ha bismillah. Oha! Topa vurmayacaksın oğlum. Atlayacaksın sadece. Tosun bana bak.
Bir de var ya, top mop demeye başladın. Yastık bastık dinlemem, girişini bak. Yerinden mi çeksen? Kardeşim, sen de her top denilince niye alınıyorsun be? Ha valla, niye alınıyorsun kara topçum? Ula konuşmayın top mop diye ya, konsantrem şey oluyor. Atlayacaksan atla be. Beygir gibi kaldık burada ya. Hadi abi hadi. Dur dur dur. Bir dakika abi. Ulan ne oldu Ferit? Durun abi durun, senin bir suçun yok, yaram çok acıdı, bir saniye durun. Lan Taka oğlum. Çocuk yaralı, öyle dürtülür mü orası burası ya? Gevezler hadi beyler yatın aşağı, sıra bizde, hadi yatın aşağı hadi. Abi bir durun, bir acısı geçsin ya. Ben oynayayım buna Ferit poposu geçene kadar ha. Oğlum olmaz, olmaz, olmaz. Ya bana ne ya, ben de oynamak istiyorum. Doğru yatağına Jumbo. Bak Jumbo'cum. Bu oyun normal ölçülerde oynanan bir oyundur. Yani normal ölçülerdeki insanlar arasında oynanan bir oyundur. Demek ki sen büyükbaş hayvan ya da fil olimpiyatlarına kalırsın. O kadar da ağır değilim oğlum. Abi daha da olacak be. Maşallah. Zoruna mı gitti? Gitti. Ya tamam tamam arkadaşlar. Tamam bırakın. Alta yatsın bari. Üste çıktığında ben şey yaparım. Geçerim yerine. Ya ulan sen ne uyanık çakal bir adamsın sen. Ya ne alakası var oğlum? Jumbo'nun gönlü olsun. Saçmalama. Hadi oradan posta memuru. Lan konuşana bak. Arkadaşlar bizim bölükte çakallara ne yapıyorduk? Yo 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 yo. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Saçma. Saçmalamayın. Bak kafam acıyor zaten. Gelmeyin üzerime. Şey gel mi zannettin? Gel bro. Aa, bir şey olmayacak abi, ne korkuyorsun? Günaydın. Günaydın. Hayırdır? Ne bileyim, uyku tutmadı. Gelip göreyim dedim erkenden. Bir şey mi oldu? Bilmiyorum ya. Gerçi fazla uzun sürmeyecek ama... ne bileyim, üzülüyorum. Ayrı kalacağız diye. Üzülme. Ben hep senin yanında olacağım. Söz. Nasıl olacak o? Ne bileyim, seni nereye gönderirlerse kalkar peşinden gelirim. İşin? Bırakırım. Yani işte bir süre ara veririm. İzne çıkıyorum derim. Ben hep senin yanında olacağım Ferit. Söz. Melek anahtarlarını al. Kolay gelsin babacanlar. Ya nerede kaldınız be buruderim? Sizin yerinize mıntıka temizliği yapıyorum burada. Yapacaksın tabii uşağım. Benimle beraber mi çıldın askeri? Vay gider ayak devrecilik ha. Ya kardeşim gider ayak mider ayak demeyin. Oturup ağlayacağım şimdi ya. Vay hayırdır postacı? Melek hemşireyle oynaşırken deniz yüzbaşıya mı yakalandın? Aynen öyle oldu vallahi, zor sıvıştım. Ya beyler bir şey diyeceğim ya. Şu topladıklarınızı geri geri atın da bize de iş çıksın ya. Zaman geçmiyor valla. Gidip Ahmet Başçavuş'a söyleyelim de bize yapacak iş versin. Oldu. Ben gideyim marangozhanede takılayım biraz babacanla. Ayrılmayalım oğlum birbirimizden. Hamza abi. Ya zaten son günlerimiz ya, şunun şurasında beraber olalım. Kolay gelsin. Ne işin var burada? Babanın haberi var mı? Ne yapayım? Dayanamadım. Veda gecesi yapacak mısınız? Merak ettim. Ne gecesi be? Fena fikir değil ha. Yani. Yapalım tabii be. Madem ayrılacağız şanıyla olsun. Abi evde öyle bir yapalım ki Devo bedelliler için yaptığımız geceden bile güzel olsun. Aa orada dur işte. Bedellilerin gecesi gibi olamaz. Ne olamazsınmış? Neden? Niçinmiş ya? Daha iyisini bile yaparız. Hayretmiş. Olmaz vallahi be. Ha? O gün eğlenceler gündüzden başlamıştı bir kere be. Yeri! At! At! Hamza yok. Figen'e emanet etmiştim komutanım. Bırakıp gelemedi herhalde, kusura bakmayın. Önemli. Seyfi ile Ferit nerede? Komutanım. Geliyorlar.
bilmiyorum ama durum pek iyi görünmüyor. Kaç kişiyiz Aslı benim? He? Neresin be? Kaç kişiyiz komutanım işte. 68. Tamam. Geçin yerinize. Sefil. Karargah destek bölüğü. Lan! Komutanım müdahale edin. Dikkat! Karargah destek bölüğü 3 subay, 1 az subay, 68 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Gayet hızlı hazırlanmışlar. Bravo. İsterseniz bir de hazır kıtayı görelim yüzbaşım. Emredersiniz komutanım. Ahmet Bahçavuş'um. Emredin komutanım. Hazır kıta. Hazır mı? Hazır. Komutanım. Güzel. Gidip görelim o zaman. Buyurun komutan. Ne oluyor lan Ferit manyağı? Bir şey yok komutanım. Normal. Kerim! Emir komuta sende. Adi herifler. Manyak herifler. 40 yılın başı bölüğün komutası bendeydi. Onu da çok gördüler. Geçsene doğum sıra. Ha diyorsunuz ki Ahmet Başçavuş'um illa gel bizi sıraya sok. Uy komutanım sizi yapmışlar. Anladım Cemal, anladım sağ ol. Hazır ol, dikkat! Gerek yok Ahmet Başçavuş. Şakir. Şakir Kartopu Tekirdağ emret komutanım. Şakir ben sana kaç defa radyatörün üzerine, ranzanın kenarlarına çamaşır asılmayacak demiyor muyum? Ha demiyor muyum? Ben böyle konuşmuyorum ki. Böyle mi konuşuyorum? Ben sana diyorum sen beni sallamıyorsun öyle mi? Şakir sallıyor musun, sallamıyor musun? Sallıyorum komutanım. Geç eline. Kes sesini be. Ahmet Başçavuş'um. Emredin komutanım. Hani her sabah Kerim Asteğmen koğuşları denetleyecekti. Nerede Kerim Asteğmen? Komutanım. Geldim komutanım. Ben şey manyak Cemal beni uyandırmayı unutmuş. Kerim Asteğmen'im. Hani her sabah koğuşları denetleyecektiniz. Bu ne? Nereden buldunuz onu komutanım? Ben de onu arıyordum. Kaybetsem Kerim'e çok kızardı. Vallahi. Levent Üsteğmen benim. Müsait misiniz? Ne demek komutanım? Özel bir şeyse bölüğü eğitime yollayabilirim. Hayır. Çiçeklerle ilgili. Odadaki çiçekler. Hepsi solmuş. Onlarla ilgili yeşillendirme ve eğitim programını yazdım. Onu iletecek. Devamı da var onun. Sonradan alay komutanının postası anlatmıştı. Komutanım çok teşekkürler. Yalnız bir şey soracağım. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bedellerle uzun dönem askerleri kaynaştırmayı nasıl başardınız? Hiç bu kadar güzel bir sosyal etkinliğe şahit olmamıştım. Binbaşım bu teşekkürün çoğunu benim subaylarım ve as subaylarım hak ediyor. Özellikle Deniz Yüzbaşı ve Levent Üsteğmen bu iş için 4 hafta çalıştılar. Tebrikler. Zaten askerlerinize iyi bir eğitim verdiğiniz belli oluyor. Subay rolü üstlenmekte hiç de zorlanmadılar. Sağ olun komutanım. Ne oğlum? Bu Murat Binbaşı ara sıra gelip gidiyordu. Hala mı tanımadı sizi ya? Vallahi bilmiyorum tanımadı galiba. Ya da ne bileyim tanıdı herhalde ses çıkarmadı. Hayırdır bunu derim nereye? Ya benim halletmem gereken bir iş var beyler. Şunu bir çözeyim.
Bulurum ben sizi. Canı çok sıkkın. Ula uşağım, hangimizin canı sıkkın değil ki? Onun derdi başka. Selam. Selam. Olay dağılıyor. Biz de çok uzatmayalım istersen. Yani dünkü konuşmamızdan anladığım kadarıyla sen de artık ayrılmak istiyorsun. Anlaşamadığımızı düşünen tek kişi ben miyim? Bilmiyorum Fatu. Sen kendi adına konuş. Seyfi, böyle ayrılmak istemiyorum senden. Ama sen ayrılmak istiyorsun. Ayrılıyoruz. Ya ne yani? Sen çok mu mutlusun bu ilişkiden? Mutluydum. Çok mutlu olmasam da mutluydum. Bir macera değildi ki bu benim için. Ne zor zamanlar atlattık. Ne büyük engelleri göğüs gerdik seninle. Hatırlasana Foto. Ben bütün bunların boşuna olduğunu düşünmek istemiyorum. Üstelik bu ilişki için kimleri kırdığımızı düşünsene. Gel. Müsait misiniz komutanım? Oo, hayrola Levent. Bu ne heyecan böyle? Hamza'nın yazışmalarıyla ilgili cevap geldi komutanım. Hay Allah. Ne yapacağız şimdi? Gel. Komutanım, bakanlıktan beklediğimiz yazı geldi. Toz falan mı kaçtı ha? Gel üzerime gelme Hamza ya. Ya oğlum üzerine geldiğim yok be. Ama sen de çok kendini üzüyorsun ya. Nasıl üzülmeyeyim abicim? Beraber neler yaşadık hatırlasana. En kötü günümde yanımda oldunuz. Ben şimdi sizden nasıl ayrılırım ya? Olur mu öyle şey babacığım? Tamam, belki aynı yerde olmayacağız ama bak emin ol, yüreklerimiz hep aynı yerde çarpacak. Tebrik ederim buruderler. Vallahi bu geceden sonra sizden ayrılmak çok daha zor geliyor bana biliyor musunuz? Hepinizin ellerine sağlık. Eyvah. Eyvah. Yandık oğlum, Levent Usta hemen geliyor. Allah sen niye yandın lan? Tek başına geliyor, ben yandım. Eyvah. Babacanlar uzak durun, alevler herkese sıçramasın. Kadri. Emret komutanım. Gel. Kadir, ne yazık ki bunu söylemenin kolay bir yolu yok. Bedelli hakkın yanmış. Yani o ne demek oluyor komutanım? Son iki ödemen yapılmamış. Verdiğin numaralarla da irtibata geçememişler. Bir yanlışlık olmasın komutanım. Ben parayı kız arkadaşıma bırakmıştım. O yatıracaktı. Thank you.
İstanbul'a geldiğimde ilk işim kapalı çarşıya gidip bir yüzük almak oldu. Askerliği de aradan çıkarıp dönüşte evlenme teklif ederim diye düşünüyordum. Kaç senedir tanıyoruz birbirimizi. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Bu hayatta kimin ne yapacağı hiç belli olmaz babacığım. Ama bak sen dertlenme. Allah'ın adaletine güven. Bugün sana yaptığı yarın fazlasıyla çıkar. Yok be. Çıkmasın bir yerinden. O beni hiç sevmemiş ama ben onu sevmiştim. Hem de çok sevmiştim. Gel bakayım evladım, gel. Arkadaşların ve komutanların senin durumuna çok üzülüyorlar. Biliyorum senin derdin askerlik değil. Aklın ailende. Onun için aralarında para topladılar. Bu bir süre aileni idare eder. Komutanım, ben bunu alamam. Kadri, utanmana çekinmene gerek yok. Uzun süre beraberiz. Eğer durumun düzelirse arkadaşlarına geri ödersin parayı. Hadi nazlanma. Kusura bakmayın komutanım. Biz gurbette büyüdük. Böyle şeylere alışkın değiliz. İnsana ne hayır varsa gene kendi insanından var. Allah hepinizden razı olsun. Nereden çıktı bu iştima şimdi ya? Bakanlıktan yazı gelmiş diyorlar komutanım. Sanırım alayın tahliyesi onaylanmış. Bölük komutanımız geliyor komutanım. Bölük! Rahat! Hazır ol! Dikkat! Karargah destek bölüğü, bir subay, bir az subay, 56 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol Kerim. Merhaba asker! Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Siz de sağ olun. Hiç iyi değiliz de. Hadi neyse. Rahat da dinleyin. Arkadaşlar, son günlerde yaşanan olaylara, alayın dağıtılmasıyla ilgili konuşmalara sizler de şahit oluyorsunuz. Yapılan tetkikler Ankara tarafından değerlendirilip tarafımıza iletilmiştir. Hepiniz bir gün tezkerenizi alıp bu kışladan ayrılacaksınız zaten. Ama o bugün olmayacak. Projeden vazgeçmişler. Hepimize geçmiş olsun. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Arkadaşlarımdan ayırmadın beni. Oğlum o babacığım bu. Bak bir aradayız işte de güzel. Yalnız aranızdan bir kişi hariç. Hamza. Hamza Delipınar Erzurum. Emret komutanım. Hamza sana güzel bir haberim var. Bir süredir askerlik sürenle ilgili yazışmalar yapıyordum. Biliyorum. Yok nasıl bileyim. Bu yazışmaların sonucu biraz önce elime ulaştı. Konya'daki ilk usta birliğinde yaptığın askerlik süresi 96 gün eksik yazılmış. Nasıl yani komutanım? Yani askerlik süren 3 ay kısaldı. Gerçi bunu sana düğün hediyesi olarak söylemeyi planlıyordum ama çok sevineceğini düşündüğümden dayanamadım. Kimse yok. Boş ver be. Buluruz bir sabahçı kahvesi. Otelde kalalım. Otel gerek yok Beliz. Ha? İyi böyle. Sen neden kaçıyorsun? Beni seviyor mu, sevmiyor? Ya Liz, ya gözünü seveyim. Sorma bana böyle şeyler Allah aşkına ya. Vay, başka biri var.
bekleyen biri. Yok canım, kimse yok. Neden böyle davranıyor? Üzülüyorum Hamza. Bak Liz, ben artık senden ne bir şey saklayabilirim, yani ne de yalan söyleyebilirim. Ben bir zamanlar bir adam tanıdım. Yani mert, delikanlı, öyle pek bir şeyden de korkmazdı. Fakirdi, işi gücü yoktu. Ama gönlü zengindi be. Hani derler ya, fakir ama gururlu. Daha gençti de üstelik. Her şeyin üstesinden gelirim diyordu. İşte o ara bir kız sevdi. Kız da onu. Ama hayat film gibi değil. Bizde bir laf vardır. Davul bile dengi dengine çalar. Yani kızın ailesi kendi kızlarını delikanlıya layık görmedi. Gitti başkasına verdi kızı. Delikanlı, o ne yaptı? Askerdeydi o sıra. Firar etti. Kaçtı. Ama yetişemedi. Kız düğünden hemen sonra babasının silahıyla. Adı neydi? Mihriban. Ben şimdi anlıyorum Hamza. Sen bir daha sevmeye korkuyor. Merak etme, ben hep yanında olacağım ve seni çok seveceğim. Ben seni anlıyor, çok seviyorum. Ben de seni. İyi akşamlar hanımefendi. Komutanım. Kimse fark etmeden kışlaya dönelim. Komutanım, siz nasıl buldunuz beni ya? Kolay olmadı Hamza. Neredeyse etraftaki bütün kafe ve lokantaları dolaştım. Yani siz... Yani halbuki benim firarımı tek kalemde yazabilirdiniz komutanım. Bunları sonra konuşuruz Hamza. Şimdi arkadaşınla vedalaş. Seni kapıda bekliyorum. Benim için çok şey yaptınız komutanım. Herkesin deli dediği bu adamı siz anladınız. Kardeş gibi bağrınıza bastınız. İnanın bana çok hakkınız geçti. Allah sizden razı gelsin. Size olan borcumu nasıl öderim bilmiyorum komutanım. Sen iyi bir adamsın Hamza. Daha da iyi ol, kendini geliştir. Sevdiğinle evlen, iyi bir yuva kur. Çocuklarına da şefkat göster. İşte o zaman bana borcunu ödemiş olursun. Sağ olun komutan. Ha bir de sakın bir daha benim yerime bölük komutanlığı yapmaya kalkma. Efendim? Ya. Karargah destek bölüğü. Dikkat! Az ol! Dikkat! Subay 45 Er ve Erbaş'la emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Eyvallah. Buyurun. Emredersiniz komutanım. Merhaba asker. Sağ ol. Nasıl gidiyor? İyi. Allah ne olsun. İyi. Tamam, rahatsız olmayın, rahat.
şey yapmayın. Aç subayım. Emredin komutanım. Emredin komutanım. Kaç kişi şimdi bu bölüğün tamamı? 71 komutanım. Burada 71 kişi yok. Evi boyasınlar diye size mi götürdün Ahmet Başçavuş'um? Alayda görevliler komutanım. Onun için gittiler. Ha. Tam geçirdim. Emredersiniz komutanım. Evet asker. Soldan say. Tamam. Ahmet Başçavuş lütfen. Buyurun. Buyurun benim hatam. Kusura bakmayın. Soldan say. Ahmet Paşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Öbür tarafa lan salak. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Başçavuşum. Emredin komutanım. Kim bunlar? Bizim bölükten komutanım. Alayda görevliydiler. Çağırttık. Ha bizden yabancı değiller yani. Bizden komutanım. Firari'ymiş oğlum. Herif psikopatın önde gideni. Hamza Firari. Deli bunlar. Yapma ya. Sanki bunu bir yerden tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Piyade Asteğmen Kerim dönmez. Firari yeri yakaladık komutanım. Aferin. Sizinle yolda karşılaşmıştık değil mi? Üsteğmenim. Bu bölüğün yeni komutanı sen misin şimdi? Sen ne biçim konuşuyorsun asker? Başçavuşum bakın. Bu bölüğün yeni komutanı benim. Kıdemli piyade üsteğmen Levent Yılmaz. Ama albayımızla komutanımız yemek yedi. Bir yanlışlık olmuş herhalde. Psikopat diye uyarmışlardı zaten komutanım. Deli işte. Öyle deme adama. Ayıp. Anlaşıldı. Seninle sonra hesaplaşacağız. Şimdi geç bakalım yerine. Geç! Yanlış yapıyorsunuz başçavuşum. Sonra mahcup olmayın. Hala konuş. Hala. Bırak kolumu. Vay be. Baro sıkı psikopatmış ha. Son kez uyarıyorum seni. Geç yerine. Ben de seni son kez uyarıyorum. Bırak kolumu. Vallahi dövecek şimdi hastayı ha. Bırakmazsam ne olacak? Vallahi nasıl da yara çalmıştınız Kerim Asteğmen'imi mokur mokur. Hamza, geç yerine. Hamza Deli Pınar. Emret komutanım. Dikkat! Her güzel şeyin bir sonu vardır. Ama ne yazık ki askerliğin yok. Çok komik olacağını söylemişlerdi ama olmadı. Her neyse efendim. Evet, bu güzel gecemize Karargah Destek Bölüğü'nün hazırlamış olduğu bir marşla devam etmek istiyoruz. Evet, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şapaklara dönüş, sayar